Sevgili Çift TV takipçileri, bugün neredeyiz? Bugün Kore'deyiz. Kore'nin neresindeyiz? Suwon'dayız. Suwon'un neresindeyiz? Samsung Digital City'deyiz. Sizlere de daha önceden de defalarca duyurduğumuz gibi Çift ile Kore'de, Samsung ile Kore'de, QLED TV hashtagleriyle duyurduğumuz yarışmaların sonucu olaraktan bir takipçimizle beraber Kore'ye, Samsung'un kalbine geldik. Burada da kim var yanımızda? Yanımızda Erkan Yıldırım var. Erkan Yıldırım, Samsung Türkiye Pazarlama Müdürü. Şimdi buraya hazır buraya kadar gelmişken bize biraz Samsung'u anlatın. Daha sonra da Samsung Türkiye'de neler yapıyor? Ve özellikle de televizyon dünyasında ne gibi gelişmeler var, ne gibi gelişmeler olacak bunları öğrenmek istiyoruz. Ama yavaş yavaş başlayalım. Bir kere bize bu içinde bulunduğumuz yeri ilk önce anlatın. Samsung Digital City. Şimdi içinde bulunduğumuz yer Samsung Digital City. Digital City değil ama dijital merkez diyebiliriz. Aslında bir şehir. Samsung'un şu anda bu kampüs içerisinde 30 bin çalışanı var. Ve 30 bin çalışanla ağırlıklı olarak hem ticari sistem merkezi olarak buradan yönetiliyor hem de R&D dediğimiz Ar-Ge çalışmaları burada yapılıyor. Ki zaten Samsung için en önemli olan şey. Aynen öyle. R&D. 1938 yılında kurulan bir şirket ama 1960'lı yıllarda buradaki bulunduğu alana geliyor. 1960 yıllardan günümüze de işte zaten bugün gün içerisinde ne varsa buradan gördük. Çıkıyor. Yani. Aynen buradan başlayan bir hikaye. Buradan çıkıyor tabii. Buradan geliştirilen ürünler, değişik ürün segmentlerinde geliştirilen ürünler dünyanın dört bir tarafına satılıyor. Dünyanın dört bir tarafını derken tabii ki ülkemize de geliyor. Şimdi ülkemize özellikle bizim zaten burada hani yarışmada da buraya geldiğimizde de temamız zaten televizyondu. Doğru. Bir kere televizyon hayatlarımızı çok etkileyen bir şey yani. Bizim yani bu cep telefonları, bilgisayarlar, laptoplar olmadan önce televizyon vardı. Televizyon hayatımızı nasıl değiştirdi? Nasıl değiştirmeye devam edecek? Onu biraz konuşmak istiyorum ben sizle. Doğru. Samsung'un çünkü televizyon pazarındaki yeri ve ağırlığı belli zaten. Teknolojiyi ve inovasyonu ileri götüren bir firma olarak nasıl bakıyorsunuz siz Samsung olarak? Şimdi televizyon Samsung Electronics 1969 yılında kuruldu ve 1969 yılından sonra 1972 yılında ilk elektronik ürünü bir televizyon. Yani şirketin DNA'sında bir televizyon. Ki Samsung müzesinde de gördük. Aynen orada ilk televizyonu gördük. Yani Samsung aslında birçok ürün üreten bir firma. Bugün cep telefonu, beyaz eşya, televizyon, semikondaktör dediğimiz iletken tarafında da alabildiğine fazla ürün varken aslında televizyon bütün bu ürün grupların atası. Şimdi televizyon tarafında biliyorsun malumuz siyah beyaz ekrandan başlayan renkli tüplü televizyonlara devam eden günümüzde de artık QLED'e gelmiş olan bir ürün devinimi var. Üründe bir değişiklik var ve Samsung da aslında bütün bu süreçlerin içerisinde dünyanın ilk dijital televizyonundan tut Bordo TV dediğimiz 2006 yılı ki bu yıl bizim için önemli. Dünyada global pazar lideri olduğumuz ilk sene ki o günden bugüne bu bayrağı hiç kimseye teslim etmedik. Devam eden bir değişik bir inovasyon var. Burada tabii televizyon çok değişiyor. Hayatımızın içinde de değişiyor. Ne yapıyorduk? Eskiden televizyonda tek kanalda örneğin Türkiye özelinde konuşuyorduk. Böyle seyrediyorduk. Şimdi en fazla sesi açıp kapıyorduk. Önce kanallar artmaya başladı. Şimdi bu kanallar yetmemeye başladı. Dijital platformlardan işte birçok yayını da artık isim zikretmeyeyim ama çok rahatlıkla izleyebiliyoruz. İstediğimiz içeriği istediğimiz anda ulaşabiliyoruz. Ama o zaman da insanların da televizyondan beklentileri de değişti ve arttı. Aynen öyle. Tabii ne vardı? Televizyon aslında bir görüntü iletme aracıydı. İlk dönemler görüntü kalitesiyle ilgili beklentilerimiz çok yüksekti. Diyorduk en iyi görüntü kalitesi olsun. Hatta ilk renkli ekranlar çıktığı zaman o renk üretme kabiliyeti bizim için önemliydi. Şimdi gerçekten geldiğimiz noktada sadece görüntü kalitesi yeterli değil. Bunun için televizyonun başka şartı sunması lazım. Örneğin akıllı özelliklere sahip olması lazım ki işte nesnenin internetinde bahsettiğimiz gibi eve bağlı diğer cihazları yönetebilirim. Akıllı telefonumuzdan televizyonumuzu yönetebilirim. Bütün bunlar aslında televizyondan beklentilerimizin bir sonucu. Bir de tabii hazır bunu yakalamışken eve bağlı cihazlar dedin ya hemen Internet of Things'e gelmek istiyorum. Internet of Things hayatımızı çok değiştirecek ve hayatımıza çok artılar ekleyecek şeyler. Tabii bunları da bir yerden yönetmek, bunları bu cihazlara da ulaşmak lazım. Bunlardan iki şeyi de biri telefon, diğeri de televizyon. Çünkü televizyon sürekli olarak karşında baktığımız, salonda oturduğumuz zaman interaktif etkileşime geçtiğimiz ve büyük ekranın sayesinde daha çok içeriği daha çok görebildiğimiz aynen. Yani bunun için Samsung'un bir çalışması var mı? Özellikle Internet of Things ve televizyon telefonu birleştirmek açısından. Tabii. Şimdi zaten nesnenin interneti şirketin vizyon planlarından birisi. Ve bu gerçekten nesnenin internetine Samsung gerçekten ciddi yatırım yapıyor. Bu noktada televizyon grubu da zaten bundan farklı tutabileceğimiz bir alanda değil. 2020 yılıyla beraber Samsung'un bütün televizyonların, aslında bütün ürün gruplarının ama içerisinde televizyonun da olduğu şekilde nesnenin internetine hazır olması bekleniyor. Yani
bütün cihazlar internetle konuşabilecek. Şimdi zaten TV ürün grubunda neredeyse %80-90'larda internet bağlanabiliyor. Hatta 90'dan da fazla olması lazım. İnternete bağlı televizyonda. İnternete bağlı olmak yetmiyor. Nesne'nin interneti ki Samsung'da bu SmartThings diye nitelendiriliyor. Protokol hazır olması lazım. Şu anda satılan bütün televizyonlarımızda zaten SmartThings uygulaması var. Yani bu ne demek oluyor? Cihaz SmartThings uygulaması aracılığıyla Nesne'nin interneti protokolünü kullanabilen herhangi bir cihazı kullanabilir. Örneğin evinizde diyelim ki bir ampulünüz var, internete bağlanabiliyor ve SmartThings uygulamasıyla yönetebiliyorsunuz. Ampulünüzü açıp kapatabilirsiniz. Örneğin buzdolabınızdaki yiyeceklerin durumuna bakabilirsiniz. Çamaşır makinenizin açılıp kapanmasını ne zaman biteceğini kontrol edebilirsiniz. Hatta ve hatta şu anda Türkiye'de hazır değil ama işte otomobilinizi erkenden çalıştırmaktan tutun. İşte evinizde kamera varsa eve kapıya kapıda olan kimseyi televizyon ekranınızdan görmekten, arka odadaki çocuğunuzun durumunu televizyon izlerken sağda küçük bir ekranda görmeye kadar birçok şey hazır. Sadece altyapı gerekiyor. Bu da aslında televizyonla ilgili bir altyapı değil çünkü televizyon bunları yapmaya muktedir. Sadece diğer ürün gruplarının hazır olması gerekiyor. Çok güzel. O zaman yavaş yavaş röportajımızın ya da söyleşimizin sonuna gelirken Türkiye'de kısa ve orta vadede Samsung'dan neler göreceğiz? Ne gibi gelişmeler var? Bir de bu bahsettiğiniz şeyleri deneyimleyecek yerler var mı? Biliyorum Samsung Shop'lar açılıyor ve buralarda insanlar gelip bu bahsettiğiniz geleceğe yönelik teknolojileri hali hazırda deneyimleyebiliyorlar. Bunlardan biraz bahsedelim. Kısa ve orta vade planları ne Samsung'un Türkiye için? Tabii. Yani şimdi zaten televizyonda pazar lideri pozisyonumuzu koruyoruz. Hem globalde hem Türkiye'de de pazar lideriyiz. Türkiye'de tüketicilerin vaadimiz var. Gerçekten en yenilikçi, en iyi teknolojileri olabilecek en uygun fiyatlarla tüketicilere sunmak noktasında. Şimdi ürünlerimiz oldukça iyi. Bu ürünlerde gerçekten mevcut durumda bile en iyi görüntü kalitesini, en iyi tasarım öğelerini ve en iyi akıllı özellikleri sunma vaadimiz var. Bu noktada örneğin QLED teknoloji şu anda hali hazırda hayatımızda 1 milyar renge kadar renk üretme kabiliyetimiz var. %100 renk hacmi var. Akıllı tasarım özelliklerimiz var. İşte ambient mod dediğimiz tüketicinin araştırınca görebileceği işte evin yaşam konseptine uygun televizyonlar tasarlıyoruz. Bunlar bugünün konusu. Evet, gelecekte ne hayatımıza girecek? Beklenen yeni teknolojiler var. Örneğin 8K teknolojisi var ki bunu zaten tanıttık. İnşallah en yakın zamanda Türkiye'de satışa açacağız. 8K'nın yanında yine daha önce CES'te tanıttığımız, IFA'da tanıttığımız dual televizyonumuz var. Modüler televizyon. Yani tüketicilerin artık televizyonlarını sadece bir ekran boyutuyla değil, küçük küçük parçalayıp bir araya getirip bütünleşik olarak televizyon tasarlayabileceği bir noktaya gelebiliyoruz. Bütün bunların ardından onlar çok ilginç. Evet, yani o teknoloji çok ilginç. Bizim şeylerde de hani yarışmada da falan da böyle şeydi hep böyle. İstediğim kadar büyüteyim, istediğim kadar küçük değil. Herkesin şeyi bu. Bence televizyon orta vadede bir geleceği olacak. Bütün bunları nerede görebiliriz? Türkiye'de yayılmış 300 tane satış noktamız var. 2 tane mağazamız da özel. MR ve Bağdat Caddesi'ndeki mağazalarımız. Bunlar Samsung'un deneyim merkezleri. Bu deneyim merkezlerinde gerçekten en yenilikçi teknolojileri tüketicilerle buluşturuyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Güzel gezimiz devam edecek. Biz gezi boyunca zaten Samsung özellikle birazdan yarı yelken fabrikasına gittiğimizde daha fazla detaylar da görüyor olacağız ve paylaşıyor olacağız. Söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok mutluyum çünkü benim kişisel olarak çok arzu ettiğim bir şeydi. Hem sizinle beraber hem de sizin platformunuzdan bir takipçiyle beraber gelip buraları paylaşabilmek, burada gördüklerimizi deneyimlemek benim için önemli bir arzu. Ve burada gördüklerimiz gerçekten bir kısmını tabii size gösteremiyoruz. Biz içeride özellikle Samsung Müzesi'nde ve içerideki konuştuğunda da gerçekten burada inovasyonun dibine vurulmuş durumda ve hani Samsung'un nasıl hani Kore genlerinde Kore olduğunu genlerinde anlıyoruz. Ve Kore'de nasıl bir presence'ı olduğunu zaten yer gök Samsung lafından anlayabiliyoruz burada. Görebiliyoruz zaten. Doğru. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Röportajlarımız, görüntülerimiz, teknoloji dünyasındaki, teknolojinin dehlizlerindeki dolaşmamız devam edecek sevgili Çift TV izleyicileri. Şimdilik Kore'den hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın.